Tabii. Allah aşığının kendisine olan sevgisini duymak ve duyurulmasını ister. Ben birisini seviyorsam niye gizliyim mesela, değil mi? Aşıklar ne yapıyorlar? Düğün yapıyorlar. Diyorlar biz duysun bütün cümle alem duysunlar. Sen Allah'a aşıksan bütün dünyayı duyuracaksın. Niye gizlice sevesin? Suç olan bir şey insan gizlemiş olsa makul yani. Belki pişman olmuştur, tövbe etmiştir ama gizliyordur diyebilirim bir insan için. Ama böyle muhteşem bir güzelliği bir insan gizliyorsa bir sorunu vardır. Böyle bir şey olmaz. Allah bu ihtişamı, bu güzelliği, bu sevinci her yere, herkese duyurmamızı ister. O meleklere söylüyor, bütün meleklerin haberi oluyor. Yer gök iniyor, bu kulum beni seviyor diyor Allah. Ben de onu seviyorum diyor. Katrilyonlarca melek duyuyor. İnsanlar niye duymasın? İnsanlar duyacak tabii ki. Evet, dinliyorum. Sayın Bahçeli dün yaptığı açıklamada Abdullah Gül'ün 2019'da Cumhurbaşkanı adayı olması ihtimali hakkında şu açıklamayı yaptı. Sayın Abdullah Gül Bey, AK Parti içinde özel ve önemli yeri olan bir şahsiyettir. Recep Tayyip Erdoğan ve parti kurucuları ile önemli çalışmaları olmuştur. Cumhurbaşkanı olmuştur. Bugünkü konjüktürde herhangi bir engelleyici yanlışı yaşamamasında fayda var. Adayım diye ortaya çıkması izah edilebilecek bir durum değildir. Yapmaz zannetmiyorum. Çünkü zaten kazanamaz. Ama yapmaz. Ama böyle bir ihtimali bile ortadan kaldırması gerekir. Önden söylesin benim böyle bir niyetim yok diye söylese iyi olur. Yani çünkü şaşırtmaca vermek istiyor. Mesela %1-2 de olsa oy alırız diye düşünüyorlar. Bu çok ayıp olur. Olmaz. Munafığın bir vasfı da kardeşim, bakın çok açıktır ve çok salihtir. Bu çok büyük mucizedir. Mesela Çiyan, yalnız. Yalnız, hiç sıvır. Mesela eskiden böyle sıradan yüzlerce, binlerce insan olurdu destekleyen. Şu an sırtlan, işte şebek bilmem ne, it kopuk neyse yani. 3-4 tane çakalın dışında homoseksüel, hırsız, efendim it kopuk çakalın dışında ve tecrit edilmiş toplumun dışladığı aşağılık 3-4 tane köpeğin dışında bunu destekleyen yok. Ve bu 3-4 çakalı da bütün herkes dışlamış vaziyette. Bir kişi yanlarına yanaşmıyor. Ya selam dahi vermiyorlar. Lağımdan tiksinir gibi millet tiksiniyor yani. Hayret edecek bir şey. Mucizedir bu. Ayetin aynı açıklaması. Bak aynı açıklaması. Tamamen tecrit. Tam tecrit. Allah'ın hükmü işte. Hükmullah. Allah diyor Samiri'ye. Tek kalacaksın, yalnız yaşayacaksın. Bak bu çakallar da öyle. Ve haysiyetsizlik şokuna girmiş durumlar işte. Bu çok manidar. Mesela Çiyan'da da var. Bu Sırtlan ve diğer ekibinde de var. Bu 3-4 kişide. Haysiyetsizlik şoku çok nadir rastlanan bir şeydir. Mesela bazen böyle mesela çocuk ırzına geçiyor bazen adam. Çocuğun ırzına geçiyor. Manyak mesela ama homoseksüel seri cinayet işlemiş. Bunu getiriyorlar polise şokta. Yani insanlıktan çıkmış böyle hayvan gibi bakıyor artık. Artık sen ona ne dersen de anlamaz o. Mesela sen haysiyetsiz, sen namussuzsun de anlamaz. Bu münafıklar da böyle haysiyetsizlik şokuna girmiş durumda. Hiçbir şey anlayacak gibi değiller şu an. İptal vaziyetteler yani. Yani karaktersizliğin, ahlaksızlığın en yüksek noktasına çıktıkları için şoka girmiş vaziyetteler. Yüzüne tükürsen yağmur yağıyor zannediyor. Anlamıyor adam artık bitmiş yani. Evet dinliyorum. İnsan neden havlanır?